Birkaç derstir. Birinci yasanın yanı sıra termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasasını formüle etmeye çalışıyoruz. Geçen dersimizde üçüncü yasayı görmüştük ve bu bize tam anlamıyla sıfır Kelvin'e erişemeyeceğimizi söylüyordu. Ancak sıcaklık sıfır Kelvin'e yaklaştıkça mükemmel kristal haldeki saf maddenin mutlak entropisi sıfıra yaklaşıyordu. Ancak mükemmel kristalden kasıt, mükemmel kristal hiçbir bozukluğun olmadığı mükemmel düzenli bir yapı. Ancak bu durumda mutlak entropi sıfır olmaktaydı. Buradan anlaşıldığı üzere entropi enerji veya entalpi kavramlarından farklıydı. Bunların aksine entropi için mutlak bir değer tanımlanabiliyordu. Buradaki sıfır değeri gelişigüzel bir değer değildi. Enerji ve entalpinin aksine. Onlar da birçok defa gördüğünüz gibi bunların sıfır değerini bize uygun olacak şekilde gelişigüzel olarak belirleyebiliyorduk. Entropi böyle değil. Entropinin mutlak sıfır değeri var. Geçen dersimizde temel olarak öğrendiğimiz şey buydu. Şimdi elimizde termodinamiğin 3 temel yasası olduğuna göre en önemli olan şeyin neyin kendiliğinden olacağının belirlenmesi. Biz bunu şu ana kadar bunu özel bir durum için yapmıştık ama denge halinde olan ve içinde hiçbir net değişimin olmadığı bir sistemin ne zaman kendiliğinden olacak şekilde başka bir hal alabileceğini söyleyen daha genel bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Daha genel bir yaklaşım. Bu çok önemli bir soru. Değişimin kendiliğinden olacağını nasıl bileceğiz? Bu çok önemli bir soru. Elimizde belli bir halde olan bir madde olsun. A hali her neyse ve bir başka hal olan B'ye geçsin. Bu da her neyse. Muhtemelen bunlar belli sıcaklık ve basınçtalar. Peki bu değişimin kendiliğinden olup olmayacağını nasıl belirleriz? Delta S, delta U ve delta H değerlerini yeniden mi hesaplarız? Bu değişimin olup olmayacağını söyleyen şey nedir? Tabii ki bu tip değişimler için bu değerleri ve başkalarını hesaplamayı biliyoruz. Çok sayıdaki hal değişimi için. Ama bunların hesaplanması bize değişimin kendiliğinden olup olmayacağını söylemeyebilir. İşte bugün bu konuya değineceğiz. Bazı durumlar için zaten değinmiştik. Örneğin aralarında bir engel olan bir tarafı A gazıyla, diğer tarafı da B gazıyla dolu bir kap alalım. Aradaki engeli kaldırırsak bunlar hemen karışır. Biz bunu dikkatli bir şekilde incelemiştik ve sistemin yalıtılmış olması durumunda yalıtılmış sistem durumunda elimizde değişimin kendiliğinden olup olmayacağını söyleyen bir kıstas vardı. Bu kıstas delta S büyüktür sıfır şeklindedir. Gerçekten de karışma için bu değeri artı olarak bulmuştuk. Dolayısıyla bu aradaki engeli kaldırınca gazlar anında karışmalıdır ki deneyimlerden de gözlenen budur. Genel olarak ikinci yasa kendiliğinden olan olaylar için bize Clausius eşitsizliğini vermektedir. Clausius eşitsizliği.
Bu ds büyüktür dq bölü t şeklinde ifade ediliyordu. Bunun çevrenin sıcaklığı olduğunu belirtelim. ds'nin büyüktür ve eşittir, yani büyük eşit dq bölü t çevre olduğunu gördük. Eğer bu bir denge işlemi ise eşitlik hali geçerli. Eğer tersinmez ise, yani kendiliğinden ve hızlı bir şekilde oluyorsa, ds büyüktür dq bölü t çevre olur. İşlem tersinmez ve kendiliğinden olursa bu durumda q tersinmez, q'ya gider şeklinde yazarız. Bu hususları daha iyi açıklayabilmek için her biri kendiliğinden anında olan birkaç tane kimyasal reaksiyon alalım. Dolayısıyla tahtaya birkaç örnek ve bunlarla ilgili delta U ve delta H değerlerini tahtaya yazalım. Ve bunlara bakalım. Kendiliğinden anında meydana gelen kimyasal değişimler. Eğer sıvı haldeki hidrojen peroksiti alırsak, bu sıvı su ve oksijen verecek şekilde parçalanır. Bu reaksiyonun entalpi ve entropi gibi termodinamik değerlerine bakarsak, delta H'nin eksi 209 kilojoule ve delta S'in de artı 132 joule bölü kelvin olduğunu görürüz. Dolayısıyla entropi değişimi pozitiftir. Sağ tarafa doğru da enerji düşmektedir ve entropi de artmaktadır. Bunun sebebi burada esas olarak 1 mol gaz oluşturmaktasınız. Bu da ortamın düzensizliğini artırıyor. Çünkü bu daha fazla hareket serbestisi demek. Pekala. Başka bir örneğe bakalım. Gaz fazında hidrojen ve azot alalım ve amonyak oluşturalım. Yine gaz fazda. Burada delta H eşittir eksi 92 kilojul ve delta S ise eksi 198 joule bölü kelvin olarak bulunmuştur. Bu reaksiyon da kendiliğinden oluşur. Burada görüldüğü gibi delta S'nin işareti farklıdır ve bu sonucu etkilememektedir. Pekala, bir üçüncü örnek alalım. Katı tuzu bol miktarda su içinde çözelim. Bunun anında olacağını biliyoruz sanırım. Bunun için delta H değeri dört kilo joule ve delta S ise 45 joule bölü kelvin değerindedir. Evet, burada da delta H'nin işareti farklıdır ama bu da kendiliğinden oluşmaktadır. Dolayısıyla elimizde delta H ve delta S değerleri ve işaretleri farklı olan 3 tane reaksiyon var. Bunlara delta U değerini de ekleyebiliriz. Ve bunların her biri de kendiliğinden oluşuyor. Şartları belirtmedik ama bunların hepsi normal şartlarda, örneğin oda sıcaklığında ve atmosferik basınç altında kendiliğinden cereyan etmektedir. Görüldüğü üzere elimizde bir olayın kendiliğinden cereyan edip etmeyeceğini
söyleyen bir sistematik yolun olması bize büyük büyük bir avantaj sağlar. Başka bir deyişle şu ana kadar incelediklerimizden çok daha genel durumlar için denge şartlarını belirleyen kıstaslara ihtiyacımız var. İncelediğimiz şartlardan biri yalıtılmış sistemdi. Ancak kimyasal ve fiziksel değişimlerin büyük bir kısmı yalıtılmış sistemlerde cereyan etmez. İşe denge tanımımızı yazmakla başlayalım. Denge hali yazıyorum. Bu son derece basit denge hali tektir ve herhangi bir başka hale, bir halden başka bir hale kendiliğine olan bir değişim yoktur. Tabi bu hal aldığımız sınırlamalara göre belirlenir. Örneğin sistemin etrafında bir kutu olabilir, sıcaklık veya basınç sabit olabilir. Her neyse, buradaki en önemli husus herhangi bir başka hali kendiliğinden cereyan eden bir değişimin kendiliğinden cereyan eden bir değişimin olmamasıdır. Örneğin buradaki engeli kaldırırsak gazlar hemen karışır ve bu iş bitince yani gazlar bir kere karışınca sistemde artık ek bir değişim olmaz. Sistem artık yeni şartlar altında dengededir. Şimdi de denge halini kendiliğinden olan olayların belirleyen şeyi formülize edelim. Yapacağımız şey birinci ve ikinci yasayı göz önüne almak. Hatırlarsınız birinci yasa DU eşittir DQ artı DW. İkinci yasa ise kendiliğinden olan olaylar için D ise büyüktür. DQ bölü T çevre şeklindeydi. Şimdi bu ikisini birleştirmek istiyorum. Bunu yapmak için buradaki DQ değerini yukarıda yerine koyalım. Burada sadece basınç hacim değişim işi olduğunu farz edelim. Dolayısıyla DW yerine de eksi PDV koyalım. Yani PV işinin de yerine DU küçüktür T çevre DS eksi P dış DV yazarız. Veya bunu DU artı P dış DV eksi T çevre DS küçüktür 0 olarak da yazabiliriz. Bu son derece önemli çünkü bunun anlamı, bunun daha önce renk tebeşirle yazdığımız ifadenin bir sonucu. Bunu tekrar hatırlarsak DU bunu tekrar hatırlarsak DU artı P dış DV eksi T çevre DS küçüktür 0 olup bu kendiliğinden olan olay için
olma şartıdır. Bu son derece kullanışlı bir ifadedir. Çünkü bunların hepsi hal fonksiyonudur. Ayrıca sıcaklık ve basınç gibi kontrol edebileceğimiz parametreler vardır. Yazıyorum. Tüm terimler hal fonksiyonu ve kontrol edilebilen parametrelerdir. Eğer bu ifadeyi sağlayacak başka bir hal değişimi yoksa denge haline erişilmiş demektir. Başka bir deyişle elimizde belli bir halde olan bir sistemimiz var. Sistemin bir A hali var. Bir de B hali. İşlemin kendiliğinden olup olmayacağını söylemek için hesaplayacağımız termodinamik değerler de bunlar. Artık elimizde bir olayın kendiliğinden olup olmayacağını gösteren gerçek kıstaslarımız var. Bu ifade ettiğimiz S gibi değişkenlerden dolayı halen biraz karmaşık bu ifade. İhtiva ettiği S değişkenlerinden dolayı hala karmaşık. Çünkü bizim ilgilendiğimiz işlemlerin çoğunda basınç, sıcaklık veya hacim gibi parametrelerden biri sabit tutuluyordu. Dolayısıyla yukarıdaki ifade pek kullanışlı değil. Bir müddet sonra bu ifadeyi kullanarak sabit sıcaklık, hacim veya basınç gibi herhangi bir set sınırlama veya durum için yeni kıstaslar çıkarabileceğimizi göreceğiz. Şimdi buna bakalım. Bu ifadeyi defalarca kullanmak veya çeşitli şartlar için bu ifade ile başlamak suretiyle her şart için denge kıstaslarını belirleyeceğiz. Yazıyorum. Çeşitli şartlar altında denge durumu. Önce bildiğimiz bir sistemle başlayalım. Yani yalıtılmış sistem. Yani ısı yok, iş yok. Delta V eşittir 0. Delta U eşittir 0. Yukarıya bakınca DV eşittir 0. DU eşittir 0. Dolayısıyla elimizde kalan sadece eksi T çevre DS küçüktür 0. Başka bir deyişle T çevre DS ya da DS diyoruz büyüktür 0. Tabii sıcaklık daima pozitif. Dolayısıyla DS U ve V sabitken büyüktür 0. Bu doğru gibi gözüküyor. Çünkü bunu gördük, elimizde yalıtılmış bir sistem olduğunda olayların kendiliğinden olacağını gösteren kıstas entropi artışı. Bunun anlamı bir seri farklı hal göz önüne alırsak, bu da entropi ise, bu herhangi bir değişken olabilir. Buradaki önemli nokta elimizde bir seri hal olmasıdır. Bunlar içinde en yüksek entropiye sahip olan denge halidir.
Başka bir deyişle ortasında bir engel olan bir kutunun her iki tarafında da farklı gazlar olsun. Aralarındaki engeli kaldırınca bunlar karışır. Bu durumda denge hali gazların tam olarak karıştığı durumdur. Burada lokal olarak bir maddenin diğerine göre daha fazla olduğu haller vardır. Başka bir deyişle denge halinin çok yakınında çok az bir değişimle denge haline erişebilecek birçok hal bulunur. Bu hallerin entropileri tamamen karışmış halin entropisinden daima daha düşüktür. Sistem belli düzenlemelerle bu hallerden birini alabilir. Ancak sistemin denge halinden daha yüksek entropiye sahip bir hali alması söz konusu değildir. Bu söz konusu olmaz. Pekala. Bu bizim aşina olduğumuz yalıtılmış sistemdi. Şimdi de aşina olmadığımız, yani bilmediğimiz bir bölgeye girelim ve bilgimizi genişletelim. Şimdi de sabit entropi ve hacim durumunu göz önüne alalım. Bunu seçmemizin sebebi çok açık. Yukarıda kendiliğinden olma şartına bakarsak entropi ve hacmin sabit olması, dV ve dS değerlerinin sıfır olması demektir. Bunun anlamında dU küçüktür sıfır olmasıdır. İşte kıstasımız bu. Buradan sabit hacim ve entropi altında dU küçüktür sıfır yazabiliriz. Bu da bizim kendiliğinden olma şartımızdır. Başka bir deyişle entropi ve hacim sabitse denge hali enerjinin en düşük olduğu haldir. Bunu temel fizik ve mekanikte görmüştünüz. Entropi sabitse bir vadinin tepesinde duran bir vagon anında yamaca iner. Çünkü kendiliğinden olma şartı potansiyel enerjinin azalmasıdır. Çünkü potansiyel enerjinin azalması kendinden olma şartı oluyordu. Bu bizim temel fizik ve mekanikten bildiğimiz bir durum. Bu durumun normal mekanikte daima geçerli olmasının sebebi burada istatistik mekanikte olduğu gibi partiküllerin gelişigüzel dağılımı ve aralarındaki düzensizliğin göz alınmasının bir gereği olmamasıdır. Olmamasıdır. Yani burada gazla olduğu gibi moleküllerin karışmasının sonucunda kaç tane mikroskobik halin olduğu ki bu hususa ileride değineceğiz ve entropinin olası düzenleme sayısından kaynaklanan düzensizlik seviyesine bağlı olması gibi hususlarla ilgilenmemiz gerekmemektedir. Karışmış gazların entropilerinin en yüksek olmasının sebebi bunun en olası düzenleme olmasıdır. En olası düzenleme olmasıdır. Bunları ayırmaya kalkarsanız sistemin sahip olabileceği düzenleme sayısı azalır. Çünkü burada sisteme belli şartları empoze ediyoruz. Bu tip kıstasların önemi yoksa normal mekanik enerjinin kuralı geçerlidir ve bu da denge haline belirler. Tabii birçok kimyasal ve fiziksel olay buna uymaz. Çünkü bu durumda tanecik sayısı, düzenlilik ve düzensizlik gibi istatistik hususları da göz önüne almamız gerekir. Dolayısıyla böyle bir sistem için entropiyi sabit tutmak son derece zordur. Kimyada yaptığınız gibi herhangi iki şeyi birbirine karıştırdığınız anda entropi değişir.
sıcaklığı değiştirirseniz de entropi değişir normal olarak. Sıcaklığı değiştirirseniz entropi değişecektir. Birkaç farklı durumu daha inceleyelim. Biraz daha entropiyi sabit tutacağımız durumlara eğilelim. Örneğin sabit entropi ve basınç durumunu alalım. Entropi sabit, basınç sabit. Burada DS terimi sıfır olup diğer iki terim ise değildir. Yani du artı pdv küçüktür sıfır olur. Bunu d parantez içinde u artı pv küçüktür sıfır şeklinde de yazmamız mümkündür. Tabi bu ikinci terim açılınca pdv artı v dp bulunur ama biz p'yi sabit aldık. Bu durumda dp eşittir 0 olur. Bu derdi biliyorsunuz u artı pv neydi? H değil mi? Buradan dh küçüktür 0 bulunur. İşte kendiliğinden olma kıstası. S ve P'nin sabit tutulduğu durum için tabii ki. Şimdi entropide gösterdiğim ve serbest enerjide de yapabileceğim gibi yine bir sürü farklı hal alırsam ve bunların entropilerine bakarsam aynen bir önceki örnekte olduğu gibi çok sayıda olası hal mevcuttur. Bunu gösterirsek bakın bu ne diyor? Denge hali en düşük olası entalpiye sahip olandır. Yukarıda bahsettiğim ve tepede bir vagonun bulunduğu bir vadi şeklinde gösterdiğim durumda aynen bu durumu tayin etmekte, denge durumu en düşük enerjiye sahip olan hal. Tabii bunun yanı sıra bu hale yakın birçok hal var. Burada vagon biraz daha tepede. Tabii hallerden hiçbiri denge halinden daha düşük entalpiye sahip olamaz. Sistemin en düşük entalpili haldeyken ki durumu denge halidir. Tamam. Artık daha büyük durumlara bakabiliriz. Gerçek hayatta genellikle kontrol edici, sınırlayıcı değişkenler entropi ile bir değişkenin çarpımı değildir. Burada deneysel şartlar altındaki sınırlayıcı değişkenler sıcaklık, hacim ve basınç çiftleridir. Şimdi bunları inceleyelim. Önce sıcaklık ve hacmin kontrol edildiği durumu alalım. Yazıyorum sabitler T eşittir T çevre ve yani hacim. Artık daha ciddi konulara geldik.
Pekala. Genel denge kıstası burada halen geçerli. Ve burada dv'li terim 0. Buna göre du eksi t ds küçüktür 0 olur. Bunları birleştirirsek d parantez içinde u eksi ts küçüktür 0 yazabiliriz. Aynen yukarıda olduğu gibi bu ikinci terimin türevi eksi t ds eksi s dt şeklindedir. T sabit olduğundan eksi s dt eşittir 0 olur. Kısaca bu iki ifade birbiriyle eşdeğerdir. Hatırlarsanız yukarıda yaptığımız incelemede u artı pv değerine h demiştik. H. Dolayısıyla kıstasımız dh küçüktür 0 şeklindeydi. Yani entalpi değişimi 0'dan küçüktü. Dolayısıyla burada bunları birleştirmek suretiyle yeni bir kıstası oluşturalım. Burada dengeyi tanımlayan değer bu. Sabit sıcaklık ve hacim gibi son derece önemli ve pratik sınırlama altında. Bu sınırlama yukarıdaki her iki sınırlamadan da daha gerçekçi. Yeni bir renk kullanalım ve A eşittir U eksi TS diyelim. Buna Helmholtz serbest enerjisi denir. Bu durumda bu şartlar altındaki denge şartı DA B sabit T eşittir T çevre küçüktür 0 olur. Evet. Bir kere daha mevcut olan hallere bakarsak ki çok sayıda hal tanımlayabiliriz. Bunlar içinde sadece bir tanesi denge halidir. O da en düşük A. En düşük A yani Helmholtz serbest enerjisi değerine sahip olanıdır. Bu sebepten dolayı bu bir enerji şeklinde alınır veya mekanik enerji gibi U ve H gibi bu ilgili şartlar altında denge durumda sahip olabilecek minimum serbest enerji halidir. Şimdi artık en önemli sınırlamayı inceleme vakti. Nedir bu? Normal şartlar altında cereyan eden kimyasal reaksiyonlarda sabit olan ne? Basınç ve sıcaklık değil mi? Örneğin beherinizi oda sıcaklığında çalkalıyorsunuz. Şimdi buna bir bakalım. Yazıyorum. Sabitler parantez içinde T eşittir T çevre P eşittir P dış. Bu şartlar kimyasal, biyolojik ve ilgilendiğimiz diğer değişimler içinde aslan payına sahiptir. İşte genel denge şartı. Bunlardan hiçbirini sıfıra ayarlayamıyoruz. Ama bununla başa çıkabiliriz. du artı pdv eksi tds küçüktür 0. Ancak bunu
D parantezi içinde U artı PV eksi TS küçüktür 0 yazmak suretiyle basitleştirebiliriz. Aynen daha önce gördüğümüz gibi bu terim PDV artı VDP şeklindedir. Ancak DP küçük eşittir 0. DP eşittir 0 çünkü basıncı sabit aldık ve bu terimde eksi TDS eksi SDT şeklindedir. Ancak DT ile kısım 0 çünkü sıcaklık sabit. Dolayısıyla tüm bunları tek bir türevsel terim halinde toplayabiliriz. Aynen daha önce gördüğümüz gibi. Bu bize bu ifadeyle verilen yeni bir terim tanımlamamız gerektiğini gösterir. Bu bizim tanımlayacağımız en son terim G eşittir U artı PV eksi TS şeklindedir ve Gibbs serbest enerjisi olarak bilinir. Gibbs serbest enerjisi. Bunu G eşittir U artı PV eksi TS şeklinde yazdık. Bildiğiniz gibi U artı PV H'ye eşitti. Dolayısıyla bu ifade H eksi TS olur. Ve hatırlarsanız U eksi TS de A'ya eşitti. Dolayısıyla bu ifade aynı zamanda A artı PV'ye de eşittir. Buradaki en önemli husus tüm bunlar sonunda DG T eşittir T çevre ve P eşittir P dış eşitlikleri durumunda küçüktür sıfır şeklinde olmasıdır. En önemli husus bu. İşte bu sabit sıcaklık ve basınç altındaki denge şartıdır. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altındaki denge şartı. İşte bu dersin sonuna kadar bizim için son derece önemli bir parametre bu. Tabi diğer parametreler için yaptığımız G için de benzer yapabiliriz, benzer bir şey yapabiliriz. A yerine G koyarsak işte bu bizim denge halimiz. En düşük Gibbs serbest enerjisine sahip olan hal. Tüm bunlar son derece kullanışlı ve pratik kıstaslar. Bu ifade sadece hal fonksiyonları cinsinden tanımlanmış. Aynen daha önce yalıtılmış sistemlerdeki entropi durumunda gördüğümüz üzere artık elimizde hesaplayacağımız bir şey var. Bu bir hal fonksiyonu. Sıcaklık ve basınç sabit. Artık kimyasal tepkimeler, faz geçişleri, siz söyleyin her şeyi inceleyebiliriz. Bunlar normal şartlar altında cereyan eder mi? Artık bunun için neyin hesaplanması gerektiğini biliyoruz. Bu değer son derece önemli. Bunu detaylı olarak yazalım. Sabit basınç ve sıcaklık altında delta G küçüktür 0. A'dan B'ye işlemi kendiliğinden olur. Affedersiniz, buraya A, B işlemi için demeliydik. Doğru. Eğer delta G sıfırdan küçükse bu işlem anında olur. Eğer delta G eşittir sıfır ise A ve B dengededir. Eğer delta G
büyüktür sıfır ise olay anında ters yöne doğru cereyan eder. Ters yöne. Evet. Bir sorunuz var mı? Şimdi size iki tane örnek vereyim. Eğer daha önce yazdığımız reaksiyonlardan birine geri dönersek, kolaylıkla her biri için delta G'nin ne olduğunu hesaplayabiliriz. Çünkü her kısmını nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Çünkü bunların hepsi hal fonksiyonu ve bunları nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Eğer delta G eşittir 0 ise biliyorsunuz reaksiyonda tamamen ürünler olup hiç tepken olmaması veya tamamen tepken olup hiç ürün olmaması söz konusu olmayıp bunların bir karışımı vardır. İşte bu bize hangi karışımın olduğunu söyleyecektir. Örneğin hidrojen ve azot amonyak oluşturacak şekilde dengede olduğunu biliyoruz. Bunlar denge yarışınca bakıp bir ölçüm yaptığınızda örneğin spektroskopi ile her maddenin ne kadar mevcut olduğu kolaylıkla bulunabilir. Burada reaksiyonun %100 amonyak vererek 0 hidrojen ve 0 azot kalacak şekilde cereyan etmediği görülür. Bunlar uygun oranlarda karıştırıldığında bir miktar ürün oluşmakta ve bir miktar tepken de geride kalmaktadır. Vücudunuzda cereyan eden reaksiyonlarda da çok sayıdaki tepken ile ürün arasında bir denge söz konusudur. Bu denge sürekli olarak muhafaza edilir. İşte bu ifade bunu açıklamaktadır. Bu son derece önemlidir. Üzerinde düşünmemiz gereken bir husus daha var. Burada normal enerji ile entropi arasında bir denge var. Enerjinin anlamı kimyasal reaksiyon olunca örneğin ortaya ısı çıkmasıdır. Bunun anlamı ürünlerin tepkenlerden daha kararlı olmasıdır. Örneğin metanı yakarsanız ortaya karbondioksit ve su çıkar. Daha önce termokimyada yaptığımız gibi enerji hesaplamaları yaparsak ortaya büyük bir negatif delta H değerinin çıktığını görürüz. Başka bir deyişle karbondioksitteki bağlar çok daha güçlü olup molekülde çok daha kararlıdır. Molekül çok daha kararlıdır. Metanın katı bağları vardır ama onları kırıp karbondioksit ve su oluşturmak enerji açısından çok daha uygundur. Ancak denge hali aynı zamanda entropiye de bağlıdır. Sadece enerjiye değil. İşte bu sebepten hatırlarsanız termodinamik değerlerin işaretlerinin farklı olduğu o üç farklı reaksiyonu yazmıştık. Çünkü bu ikisi arasında bir denge var. Örneğin enerji reaksiyonunun bir yöne doğru gitmesine destekleyebilir. Örneğin daha düşük enerjili ürünlerin oluşması durumu gibi. Ancak entropi hangi tarafın entropisi veya düzensizliği daha yüksekse o tarafı tutabilir. Dolayısıyla bir denge durumu söz konusu olur. İşte bu sebepten bu üç reaksiyon önce şunu hatırlatayım. Hatırlarsanız pek de mantıklı olmayacak bir şekilde her üçünün de kendiliğinden olduğunu söylemiştik. Çünkü ne ile başladığımızı, örneğin hangi konsantrasyonla başladığımızı belirtmemiştik. Herhangi bir uygun olmayan bir olay çok kısa bir sürede cereyan etse bile denge hali var demektir. Bu anda denge oluşması durumudur. Bu anında dengenin oluşması durumudur. Örneğin pratik şartlarda cereyan eden bu tip çok olay vardır. Enerjinin ve entropinin işaretleri değişse bile önemli olan husus bu ikisinin birleşkesidir, bileşimidir. Size son derece basit bir örnek vereyim. Yağ ile suyun karışması.
Deneyimlerimizden bunların pek iyi karışmadığını biliyoruz. Ancak bunları ısıttığınızda çok daha iyi karıştıklarını görmüşsünüzdür. Peki neden? Hatırlarsanız epey termokimya yaptık. Karışma sırasında enerjinin sıcaklığın fonksiyonu olarak o kadar fazla değişmediğini biliyoruz. Peki değişen nedir? Isıtılınca çok daha iyi karışıyorlar. Pekala. Gibbs serbest enerjisi tanımına bakarsak, işte burada şunu söyleyelim. Biz burada gerçekte karışma için olan delta S değerini hesaplıyoruz. Sıcaklığın fonksiyonu olarak ve bu pek fazla değişmiyor. Başka bir deyişle düzensizlik miktarı pek o kadar sıcaklıktan etkilenmiyor. Peki ne değişiyor? T değil mi? Entropi terimi sıcaklık ile orantılı. Bu durumda entropi daha fazla önem kazanıyor. Ne kadar ısınırsa, bu bizim gördüğümüz diğer şeylerle de uyum içinde hatırlarsanız, mükemmel bir kristalin 0 Kelvin'deki entropisi sıfırdı. Artık entropi önemli değil. Sistem en düşük enerji haline gitmekte. Ancak sıcaklığı artırırsanız entropi daha büyük rol oynamaya başlar. Artık burada enerjiyle, ki buna kimyasal reaksiyonlardaki bağ enerjileri olarak farz edebiliriz. Entropi, ki bunu da düzensizlik olarak alabiliriz. Kaç tane olası düzenleme vardır vesaire. Arasındaki ilişki, kimyasal dengenin nerede olduğunu belirler. İşte bu serbest enerjiler, özellikle Helmholtz ve Gibbs serbest enerjilerinin hesabını bilmek, dengenin nerede olduğunun niceliksel olarak belirlenmesinde bize kılavuzluk eder. Kimyasal dengeyi tartışmaya geçmeden önce bunun nerede olduğunu belirlemek çok önemlidir. Faz dengesinde örneğin madde faz değişimi yapacak mı, katı halden sıvıya vesaire geçecek mi? Nerede olacak? Hangi sıcaklık ve basınçta? Daima bu serbest enerjilerin hesabıyla belirlenecektir. Ve bu bize bu dönemin bitimine kadar kılavuzluk edecektir.